Hocam, dini mezmurlarımız nasıl nâhite insanın küçük bir emellerden, küçük bir zikirlerden cennetin nurgulluğa mükafatlarının bağışkirliğine sübetleydiğen mezmurlar var diye. Yukarıda söyledip ötülgeller ama mesela söyledip ötülgellerine nispeten hem de cennetin bedeli, ahirette Allah'ın rahmetiyle bu Allah razı bulduğun Müslüman bulup yaşayış için nurgulluğun kılıçkı tekeşlik işlemimizin bağlıkını yukarıda anlayıp öttük. Hem de Rabbimiz cennetinin bedelinin herkes erzan emez hikayelerini, o kıymetlik bir ners hikayelerini söyleyelim. Muşni biz ikisini kanda bağlayımız cennetinin bedeli erzan mı ya ki kıymet mi? İkisini otursa kanda bağlayımız. Elbette cennetinin bedeli be kıymet. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu nim bilen ifade edilse اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Allah subhanehu ve teala mü'minlerden bulanın cenni seti vardı dedi. Hoş. Ve melnimi seti vardı. Niminin bedirgi seti vardı dediyse bulanın cennetini bir işinin bedirgi seti vardı dedi. Yani sizler cennet girimiz dedikken sizler üzerinin melanını, cenanını mı Allah yolda atışın lazım demek için. Bula Allah yoludu, küreş kılıdı, cihat kılıdı. Uruş kılıdı. Ülüdü ve öldürüldü. Üleş, öldüreştin çoğu buna kokmaydı. Manı muşunda üleş, ya ki öldüreş, meydallarını baştın köçüken, manı muşunda edemlige, Allah nimbilen ve vaat kılvatır o dese, cennet ölen vaat kılvatır o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanı bir hadiste, أَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً أَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةً Allah'ın meli bek kıymet bu. Bek kıymetlik. O kaysa ise o cennet diyen. Yani bir hadiste bu cennetin ki ne kadar insan yaman kürdüğün, insanı yakmaydıgan, tebiti bunun çıdımaydıgan, nefsi bunun çıdımaydıgan, muşundak her hıl musibetler bu cennetin yolunun korşalgallığı. Devzak'ın yolu çoğu ise insanın könlü, hava yavuz şunda halaydıgan, yüzünün nefs halaydıgan nesler bilen devzak'ın yolunun ki korşalgallığını bayan kıldı. Neymiş şunda ise ma cennet giriş yolunun ne kadar kıyın hikayeliği. Bunun da asan emesliği. Bunun ta insan nispeten mesela uykudun uygunup namazı kuşunda kıyın etigende. Bu küngel kuşunda insanın nefsine eğik girildi. Lakin cennetinde müminler çoğu şu sadık kopup namazı koydu mesela. Şu cennetinde nurgun haramdın yüzünü yıkıdı. Halbuki kuça hem ya nurgun haram bilen toşkan. Mesela hoş. İnsanın nefsi havai hevesi bunu çoğu Allah acayip halaydım de. Nefsinin kendini girse, havai hevesinin kendini girse. Lakin mümin çoğu ise, yok ben havai hevesinin kendini girsem bulmayayım. Ezip gitme, devzak girme, Allah'ın nefreti uçurayman, gazı uçurayman de. Üzünün nefsini kontrol kılıp, üzünün havai hevesini kontrol kılıp, doğru yoldum yanlışlıkla tırışır. Şunun için, bu Allah'ın cenneti kıymetlik. Bunun bedeli iğir. Bir adamın hadisinde mesela malum zikirlerini diyse cennet girdi o, cennetin açıkçası la ilahe illallah Muhammed Resulullah mesela. De buna neymiş yön diyse bu bir zinnet bu. Yani ki hem mi içtin jirak, namazdın jirak mesela ibadetildin jirak münkerinin hem müstiba edem kupap la ilahe illallah Muhammed Resulullah ya Allah ekber deyip koysa o kuruk dava o. Kuruk dava. Bu emniyette bu mükafatla yukarıda bütün buyurulganı çın tutmangan Müslümanlığa Rabbimden bir mükafatı de küçük bir zikir. Aa şu o elike neymiş şu an ise insanda şeytan bana havai heves boğaçka. Ma zikirler çoğu ise ma havai hevesini a şeytanını kontrol kılış onu baş kuruştu, zikrinin alahidi rolü var. Hoş. İnsanın kalbini paklap durdu.
kalbini havai hevesten, şeytan eğiştin, şu tazlap durdu zikri. Şunun için bu zikir Kur'an-ı Kerim'de vezkurullaha kesira. Yani bu zikir digerliğinin üze Allah, 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 ya Subhanallah, Subhanallah dep tilvilen dep kuyap onun dinkin üzünün halığını kılıç digerlik emez. Allah'ını hakik esleş nedir kürünüdü bunun namayendisi dese mesela bir şeyde yolda onun tili pul ısırap kaldı. Emmedemden pul ihtiyacı var. Muş vakitte bu şahs bu pulunu elep bunu aş ilgisin tepişka ilan çıkaramdı ya ki kom kalıp yancı kusalamdı. Muş vakitte Allah'ın ki çoğu buyruğunu şuçak Allah'ın şuçak da esleş lazım. Yani yüzünün malum bir maddi menfaati olan Allah'ın buyruğu düğümü deyip hep kaldı değil. Onun tili yancı fikirsi bu maddi menfaat. Lakin bunu ilgisi tapşırış bu Allah'ın buyruğu. Peygamberimizin buyruğu ilgisini izleş. Tapşuruş. Muş vakitte Allah'ını esleb Allah beni biznes teppasan bunu ilgisi kaytu deptik yani ben kaytuğumsam bombaydı o. Diyelse Allah'ını esleyen buldu. Pulun uçurgan vakit Subhanallah ezeb uçurdu da dep yancı kısası şu deyse o ağızdın Subhanallah çıkını ölen ya ki o çoğu Allah'ın eslimi geldik. Allah'ın hemmedin büyük Allah beni kürep durdu de bunun işencesinin ki çoğu yokluğu. Bu elke hata işinden hemmini kıptırıp onu yak ancı önce Allah'ın zikri koyup mesela azgun bir kısım supuladek yani cennetin kütüşünün üzeri ne mi gökşeydi o deyse elke savatsız edemdim bizse mektep koyarıp mesela bana doktorluk unvanı verinla dep yazanmaydı okuma yüzü yazanmaydı okuyanmaydı. Lakin yazanmaydıgan okuyanmaydıgan turup hiç kanda okuşka tırışçallık kınmay turup a okuş az diyen doktorluk alıştığım 25 yıl vakti gidirem de. Mesela tız az bir şey dem. Bunun 25 yıl vakti gidişi mümkün. Hiç kınmay turup lan çoğu deyse vay bana bir doktorluk unvanı birinla diyen bile okuşa şimdi. Elki yüzü aşında bir perva yaşap yana Allah'ın cennetini besi oldu dediyse bu akıl uygun mu? Huddi abi nadan bilimsiz adam mektep koyarıp bana doktorluk talep kılın doktorluk unvanı verinler deyse akıl uygun bombağın dek bu şahsının mı? Bizi hem mi hata işini kılıp ancım hiç Allah'ını zikri kıldım dep koyup ya Allah'a ekber dep koyup Allah'a emredin büyük dep yüzünün hayatı da maddi menfaat tokunuş yüzbege vakitte her zaman maddi menfaatini gözlese şunu tallıs çoğu deyse aşağı olan pek yok bu şu neden adam bile. Şunun için biz de bu zikirlerin ehmiyet ne dediyse kalbini paklap duruşta tazlap duruşta a yolda müstehkem menşka hes koşaşta. Çünkü Peygamberimiz azmay menşka için. Hadis-i Kudüs'ü dinlemdiken deyse Allah Subhanehu ve Teala'nın bayan kıyan hadis-i Kudüs'ü'de Allah minin bendillerim men perz kıygan işla ulen mağı yıkılışıdı. Yani men perz kıygan işini kıysa mağı yıkım buludu. Dep onun dinkin nimdi dediyse onun dinkin nepli işlağını kılış ulen men yakış gördüğen bende olalıydı dedim. Perzini kılıp Allah'a yıkılışırken bir bende neplini kılıp çoğu Allah yakış gördüğen bulduyken. Yıkıllık bir mesele olsa yakış görüş ayrı mı o? Adette. Mümkün iki insan şunda yakın buluşu mümkün. Lakin Allah'a da bismisini yakış görmesi mümkün. Bu perklık. İkisinin oturistik münasebet. Demek Allah perzini kılıp bana yakınlaşıyor. Nefilini kılış arkalık ben yakış gördüğüm ben de olaylıydı dedi. Çokum yakınlaşmayı durup yakış görüşkünü bulmayı demdi. Şunda ama Allah perz kıygan işini kınmayı durup çekilgendini yanmayı durup zikir kılıç digerlik umumi nefil değil hem de. Subhanallah'ın mançıkatim deş ya ki la ilahe illallah'ın mançıkatim deş ya estağfirullah lazım digerini yüzgatim deş günde. Bu bir müstehap emelle. Allah'ı yakınlaştırdığın perzini kınmayı durup manı kılıp ben cennet girdim digerlik şuna dallık hem de. Perzini kılıç lazım. Allah çekilgendin toluk yeniş lazım. Onun koşap andın Allah peygamber arkalık bayan kıygan nefli müstehap emellerini kıyga vakitte
Allah hakik yakışıyorken benden boğun oldu. Çok rahmet, Allah razı olsun.